Peki Ali Rıza Hocam, bypass ameliyatını çoğunlukla hastalarımıza öneriyorsunuz. Peki stentin önemi de var mı? Stent takılmasını da öneriyor musunuz? Ve bununla birlikte kalp pili var. Peki Tamam. kalp pilini de öneriyor musunuz Şimdi kalp pili biraz tabii farklı bir hastalarınıza? mekanizma, farklı bir konu ama stent ve bypass işte aynı koroner damarları yapılan işlemler. Bypass'ta ne yapıyorduk? Damar ilave ediyorduk. Evet, Tıkalı köprü yerin yapıyordu. ilerisinde köprü yapıyorduk. Stent'te de ne yapıyorsunuz? İşte kasıktan ya da koldan girerek o koroner damarın ağzının içeri girerek o damarı tıkalı olan yere işte önce balon geçirip daha sonra içine stent Evet. yerleştiriyorsun. O şekilde damar açılıyor. Yani stent tabii ilk bakışta bakıldığı zaman çok basit bir yöntem. Yani bir anjiyo gibi hemen hiç hasta hiç uyumadan işte anestezi almadan hemen 10 dakika içerisinde 15 dakika içerisinde takılıyor. Yani kolay bir yöntem. Yani şu anda zaten yani kullanım stent kullanım oranı, uygulanma oranı da çok arttı. Yani şu anda yani 100 tane stent takılıyorsa 5 tanesi bypass oluyor, 5 tane de bypass oluyor diyelim. Yani stent uygulanma oranı dünyada da arttı, Türkiye'de de arttı. Şimdi kardiyologlar biraz daha böyle daha cesurlar, daha böyle ana damarlara, daha böyle kritik yerlere, daha zor yerlere de stent takılabiliyorlar. Stent teknolojisi de gelişti. Eskiden stentler çok çabuk tıkanırdı. Şimdi böyle ilaçlı stentler, ilaç kaplı stentler, işte eriyen stentler gibi stentler de gelişti. Ama buna rağmen yine de yani uzun dönem sonuçlarına bakıldığı zaman hala bypass'ın sonuçları uzun dönem bakıldığı zaman daha iyi gibi gözüküyor. Stentlerin işte yaklaşık hala şu anda günümüzde %5 onun civarında neredeyse 6 ay içerisinde tekrar tıkanma riskleri var. Çabuk pıhtılaşabiliyorlar. Yani onun için çok ciddi kan sulandırıcı kullanmaları gerekiyor. Ama burada neye karar veriyoruz? Tabii yani hasta şimdi anjiyo oldu. İşte stent mi takacağız, bypass mı yapacağız? Evet. Ona Orada nasıl işte karar şimdi veriyorsunuz orada işte hocam? anjiyo yaptığımız zaman hem orada anjiyo esasında hem kardiyolog oluyor hem cerrah oluyor. Kalp damar cerrahı beraber damarları bakıyoruz. Burada çünkü çok faktör var. Yani stentin takılacağına ya da bypass mı yapılacağına kaç faktör var. Bunlardan bir tanesi işte damarların yapısı. Yani damarın tıkanıklığı nerede? Damar tıkanıklık ne kadar uzun? Kaç yerde var? Bir damarda mı var? Birkaç damarda mı var? Gibi. Damar ince mi? Çok mu kalın? Çok mu genişlemiş? Damar kireçli mi? Kireçsiz mi? İşte şeker hastalığı var mı? Yok mu? Gibi. Hastanın yaşı işte çok mu yaşlı? İşte bypass'a uygun değil mi? İşte böbrek yetmezliği var mı? Akciğer problemi var mı? Gibi yani hem hastanın genel durumu ve hem de damarların durumuna bakarak karar veriyoruz. Yani burada önemli olan hastaya en uygun kararı vermek.